Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik eğitim ve konferanslar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda bugün verilen konferansta neden yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon konusu ele alındı. Monitörüne baktık, mekanikatüre baktık. Az sonra onları bahsedeceğim. Dersin sonra doğru biraz. AFSÜ'de fizyoterapistler ve fizyoterapist adaylarıyla neden yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon konulu konferans verildi. Dediğim gibi invazif, girişimsel bir bağlantısı söz konusu. Konferansta doktor öğretim üyesi Harun Taşkın tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Fizyoterapi ağırlıklı bir staj söz konusuydu. Ve klasik Neden yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon konulu konferansa bölüm hocaları, öğrenciler ve ilgililer katıldı. Yatarsa devlet o kadar ekonomik yük getiriyor. Tabii bu konuda inşallah devlet hastanelerinde. Doktor öğretim üyesi Harun Taşkın Kanal 3 mikrofonlarına yaptığı açıklamada konferansın amaçlarından bahsetti. Maalesef fizyoterapistler arasında yoğun bakım aslında çok es geçilen bir bölüm. Çok tercih edilmeyen bir bölüm. Çünkü kendi içinde gerçekten kapalı kutu gibi kalıyor yoğun bakım. Ama yoğun bakımda yatan hastaların solunum fizyoterapisi açısından desteklenmesiyle çok ciddi taburculuklar elde edilebiliyor. Normalde bizim küçüklüğümüzden beri bir hasta yoğun bakıma yattıysa yüksek ihtimalle artık ölüme doğru giden bir süreç bekleniyor genelde. İşte bu ölüme doğru giden süreci engellemede ve taburculuğu hızlandırmada fizyoterapi rehabilitasyon uygulamaları çok etkili oluyor. Bunu teorik olarak değil, direkt sahada uygulayan kişi olarak da bahsediyorum. Çünkü birçok hastamızı solunum cihazına bağlı olmasına rağmen yaptığımız solunum fizyoterapisi uygulamalarıyla taburculuğunu gerçekleştirdik ve normal hayata dönmelerini sağladık. İşte meslek olarak da fizyoterapistler olarak da yoğun bakım konusunda farkındalığını arttırmak ve bu alana genç arkadaşlar yönelmelerini sağlamak adına bu konferansı düzenlemeye karar verdik. Fizyoterapistlerin birçok alanda çalışabildiklerini dile getiren Taşkın şöyle devam etti. Devlet hastanelerinde mesela sadece fizik tedavi ünitelerinde görev yapılıyorken gönlümüzden geçen tüm servislere, yoğun bakımlara o alanda uzmanlaşmış fizyoterapistlerin yerleştirilmesi ve yatan hastalara, o tedavi gören hastalara hizmet edilmesi. O nedenle bu yoğun bakım alanda farkındalık oluşturabilirsek eğer hem öğrencilerimiz açısından hem de halk açısından hastaların iyileşmesi daha iyi olacak. Ki yoğun bakımlar gerçekten devletimize de ciddi külfeti olan üniteler, hasta bakımı açısından çok masraflı bölümler. Hastanın yatışı orada kısalırsa, daha hızlı taburculuğu gerçekleşirse devlete ekonomik olarak da daha büyük katkıları olacaktır.